Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu değerli aziz seyirciler. Her şeyden önce saygı selamlar tüm seyircilere, özellikle programımızı izleyenlere. Bugün yine daha Allah'ın izniyle sizler danık. İnşallah her zaman birlikte menümüzü hazırlarız. Bir de tekrardan diyarı hayırlı Ramazanlar olsun. Çünkü bugün Ramazan'ın kisidi. İnşallah güzel vakitler geçirdiniz. Taatle güzel sofralar düzelsiniz. O buradan da saygı selamlarımız bütün ister Irak'ta ister yurt dışında seyircilerimize. O buradan teşekkür ederek bizim Empire şirketine pirinci var. Onu da güzel Hacı Hadi'den bulabilirsiniz. O marketlerde de satılı. Güzel bir pirinçti, tavsiye ederek. O onun yanında da Türkmeniyeli sayesinden sizlere inşallah güzel programlar sunarız. Bugün gel menümüze, bugünün menüsü gördüğünüz gibi ayvalı balıktı. Ayvalı balık, domatesli güzel bir sos yapacağız fırında. Ayvalı balığı yapacağız. İkinci tarifimiz ise Empire'ın pirincinden bir güzel çorba yapacağız. Basit bir çorba ama mideye çok güzel geldi. Ağır yemeklerin yanında güzel bir çorba olur. Çünkü pirinci çok hafifti, tavsiye ederim. İnşallah bazıları da alıptı, şimdi derneyipti de çok çok güzeldi. Gelelim üçüncü tarifimize, tabii ki yemeğin yanında çorba, menüde her zaman çorbamızdı, salatamızdı ve ye içecekti, tatlıdı. Bunları işte hepsini bir araya getirme. Dün tatlı yaptığımız için bugün onun yanında da güzel bir kerkediye şerbeti içeceği güzel bir şekilde yapacağız. Gelelim biz de hangi iş zamanı alır? Önceden ona başlayalım. Burada gördüğünüz gibi balığımızı, tabii ki bu arada fırını da açmışız. Fırının alt üst sıcak olması lazım. Bunu güzel bir şekilde yıkadık gördüğünüz gibi. Sadece karın kısmından açtık kafasıyla birlikte. Bir de kenardaki zaanif diyarık, onları da kestik kırcıkları. Güzel bir şekilde tertemiz yıkadık. Yıkadıktan sonra bunu güzel bir şekilde mutfak havlusuyla suyunu aldık ve kuruttuk özüm. Kurudandan sonra tuzunu ve bir limonla, limon da dediğimiz yarım limon güzel bir şekilde üzerinden şu şekilde geçtik. Her yerine sürdük. Bir daha yarım limonumuz kalıp onu tekrardan üzerine sürek. Zaten bu balık güzel, ekşili oğlu çok güzeldi. İçine de sürürük. Tuzunu da eklemişik tabii ki. Gelelim bunun için bir sos yapalım. Sosumuz da gördüğünüz gibi. Burada temer hindi dediğimiz ekşilidir. Çok güzeldi. Nar ekşisi var. Bir de domates salçamız var. Bir de yağımız var. Bunları kattıktan sonra bir bardak da suyumuz var. Bunları güzel bir sos yaparız. Önceden yağımızı alalım. Bir bardak yağdı. Sonradan nar ekşimizi alalım. Nar ekşimizi de bunları zaten isparta ile hatta ki güzel her yerini alalım. Miktarı kaçmasın. Bunu da güzel nar ekşimizi aldık. Çünkü bu çok ekşili güzel oğlu. Burada temer hindimizdi. Temer hindi sosudu. Bunu da aldık. Bir de salçamız var. Domates salçası var. Bunu da bir güzel bir şekilde alacağız. Bunları yan tarafa alak. Gördüğünüz gibi güzel çırpma teliyle bir az çırparız. Tamamen temer hindisi, nar ekşisi, salçası biri birine katılsın. Burada tuzumuz var. Bu bir daha burada tercihe kalır. İster taze acı biberimiz var ise ilave edersin. Ben yeşil sos aldım, biber sosu, acı sos. Yeşil gördüğünüz gibi. Ondan bir az ilave edeceğiz. Zaten çok acıdı. Burada da tuzumuz var. Tuzu da bir miktar ilave eder. Hatta ki ekşisini kessin. Bunları da alalım. Kırmızı toz biberdi, paprika, acı paprikadı. Onun yanında kişnişti, yani gazbaradı.
Bu da kimyondu. Bunları da aldık. Yan tarafa alak. Güzelce iyice karıştırak. Bir bardak normal suyumuz var. Oda sıcaklığında. Bunu da yavaş yavaş. Çok sıvı da yapmarız uzun. Bir bardak suyu yanımıza koyarız. Ama kıvamı sanki bir yoğurt kıvamında olacak. Gördüğünüz gibi biz yarım bardak kullandık. Bu şekilde salçasını da tamamen burada tamam diyebilir. Gördüğünüz gibi sosumuz hazır oldu. Gelin elimizin altını bir az silelim. Domatesleri halka halka doğramışız. Ayvanı kabuğunu soyduktan sonra gördüğünüz gibi halka şeklinde doğradık. Sosumuzu bu tarafa koyak, balığı da şu tarafa koyak. Gelin tepsimizi getirin. Tabii ki fırın tepsisi getirdik. Gördüğünüz gibi bunu önceden alüminyum kağıda sardık. Hatta tepsilerimiz yanmasın. Çünkü bu yemeklerde bazen tepsiler çok yanar. Sonradan yağlı kağıt serdik içine. Yağlı kağıdı serdikten sonra burada domatesleri getirip sosa batırırız. Bir balığın boyutuyla, hatta ki balık iyice otursun üzerinde. Bir üç tane ilave ederek. Burada balığımızı tuzlamışız, limonlamışız. Domatesin üzerine ilave ederek. Burada geldik ayvaları aynen sosa batırırız. Alt kısmına yerleştiririk. Ne kadar alırsa fırın tepsimiz ona göre ayvalarımızı aldık. Bu şekilde. Önceden bir iki tane de içine ilave ederek. İki tane ayva. Bir tane domates. Çünkü o kadar karnında yer var. Karnını çok fazla açmamışız. Bu şekilde. Biraz güzelde uzun. Hatta ki o bir silerçi yer olsun. Ayvaları teker teker sosa buladık. Çünkü ayvanın bilisi de çok faydası var. O çok lezzetlidir. İnşallah sizler de yaparsınız. O zaman tadına bakarsınız, bilersiniz. Etrafında ne kadar yer var ise o kadar aldık. Bir de onu unutma, onu değerli seyirciler. Ekranda telefon numaraları geçirin. O numaralardan bize ulaşabilirsiniz. Onun için çünkü Hacı Gazi Bey ki bu programa destek olup o da sizlere üç armağan hazırlayıp inşallah hepsi de birbirinden değerli ve inşallah her kim katılırsa adı kaydolunu ona göre adı son gün Ramazan'ın son günü Allah kısmet ederse onu biz çekiliş yaparız. Çekilişte kimin adı çıktı? Üç ödülümüz var. Üçü de birbirinden ağır. İnşallah hayırlısıyla iyi insanlara, ihtiyacı olan insanlara kısmet olur. Burada gördüğünüz gibi ayvaları bitirdik. Şimdi domates üzerlerine koyarız. Her birisinin birer tane. Ama sosu çok güzeldi. Tavsiye ederim sizler de bunu yapın. Bir domates de üzerine. Fırınımız da bu arada sıcaktı. Aşağı yukarısı güzelce. Bunu da domatesler hepsini tabakta ne var ise yerleştiririk. Hatta dışarıda kalmasın. Burada da iki tane domatesimiz kaldı. Onları da yerleştirerek. Burada diyebilir. Tamam. Bu ayvaları da ziyan olmasın. Aynı edebilir. Buralara, kenarlara yerleştirir. Çünkü tadı çok güzeldi. Tavsiye ederim. Balıktan da özellikle çok güzel oldu. Ne kadar boşluk bulduysak o boşluğa yerleştirir. Bir tanemiz kaldı. Burada balığımız bitti diyebilir. Boş tabaklarımızı
yanalaq. El divanımızı çıxardaq. Tabaqları yanalaq. Güzəlcə şimdi tezgahımızı bir silahın. Gördüğünüz gibi çok basitti. Ege malzemeni hazır ederse havuz çok basit sürede hazır olmalı. En azından bir saat zaten bizim zamanımız az olduğu için ağır ateşe koymuşuz uzun güzel bir şekilde. Bismillah. Bu şekilde gördüğünüz gibi orta kısma koyduk. Hatta altı üstü bir eşit şekilde pişsin. Kapadağın kapağın. Gelağın diğer işlerimize. Bir eldiven daha girağın. Ne olur ne olmaz. Çünkü elimiz balık olduğu için lütfen yani bunu unutmayın. Mutlaka eldiven girmiş savuş çıkardın. Çünkü kokusu geçer. Gelağın şimdi çorbamızı. Çorbamızı bu şurada yapağın. Burada tenceremizi önceden aldık. Bir bardakça sıvı yağ, zeytinyağı ilave ederek. Onun için bir adet soğanımız var. İnce küp küp doğramışız. Bunu da güzel bir şekilde. Zaten çorbanın lezzeti bundadır. Ne güzel. Yağımız sıcak olsun. Soğanı da ilave ederek. Kırmızı yani kuru soğan olsa çok güzel olur. Zaten biz kırmızı soğan doğradık. Kırmızı soğan çok güzel eder özün ve lezzetini de güzel eder. Biz bugün kullandığımız Empire'ın pirincini güzelce bir bardak pirincini, çay bardağı tabii ki suda yıkadık, ebittik. Onu güzel bir şekilde soğanımız sütelendikten sonra güzel pirincimizi ekleriz. Burada da et macimiz var, ister tavuk maci. Burada da tuzumuz var. En sonda pişene yakın da maydanozu ilave. Gördüğünüz gibi çok basit bir çorbadı ama çok faydalıdı. O bu pirinci de dediğimiz kimin şekeri olan, diyette olan rahat rahat yebilir. Çünkü pirinçte neşeviyatı yoktu. Yani bunun her şeyi alınıp güzel, hafif, madeye hafif bir pirinçti. Ve tavsiye ederim. Bunu güzel bir şekilde soğanımızı kızardık. Soğanımız yumuşadıktan sonra güzel pirincini ekleriz. Soğan biraz zaman alır. Gelin şerbetimizi yapalım. Hatta ki sağolsun. Bunları yan koyalım. Hepsi birbiri yakınında. Şerbetimiz için burada bir litre suyumuz var. Suyu tencereye aldık. Bismillahirrahmanirrahim adıyla. Burada kerkediye var. Bunu da güzel, bilirsiniz de hapus çok faydası var. Ve rengi de güzel, iştahlı bir içecek olur. Özellikle Ramazan'a. Biz yıkamışız, kurutmuşuz özü. İçindeki olan tozlar, içindeki olan çöpler, gözümüzden görülen çöpler elden alırsınız. Güzel yıkadıktan da sonra bir kabda yıkadığınız elden sızarsınız. Onun tozlu şey o bir tabakta kalır. Bunu aldık. Burada gördüğünüz gibi bir çubuk tarçın, bir 4-5 tane karanfil, tane karanfil. Burada limonumuz var, halka limonlar. Çünkü limon 7 dakikadan fazla kaynarsa acı olur. Biz bunu 5 dakika kaynadırız, ondan sonra ateşini kapatırız. Bir telefon bağlantısı var buyursun. Buyurun. Selamu aleyküm. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi berekatuhu. Ne desem Neşe Hanım'a iyi sefer. Sağ ol canım. Ruhu var olsun. Kimiyle görüştük? Baştan gözlerine. Ayan Nası. Hoş geldin programımıza. Buyurun. Sağ ol canım. Buyurun. Ramazanı mübarek olsun. Hayırlıktan hayatım. Allah razı olsun. Allah sizlerin de. İnşallah hadi gidesen. Hayatım san var olasın. Memnunum bu güzel dua. Hazretimiz
Telefon edeyim Ramazan'ı şeyin sana Kutluyorsun. Sağ olasan Aya Nası. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Sağ ol canım. Uzun olsun. Sizinle beraber hayatım. Sağ olasan. Allah'a emanet. Güle güle, güle güle. Allah'a emanet. Ruhu var olsun. Teşekkür ederim bizim Allah'ımız Aya Nası'na. Sonsuz teşekkürlerimiz. Ki bize sadece hayırlı Ramazanlar diye aramıştı. Allah razı olsun. O özne de, o ailesine de saygı salamlarımız, kucak dostu sevgilerimiz. İnşallah her zaman güzel böyle sesler uzun eşidirik. Burada gördüğünüz gibi soğanımız yumuşamaya başladı. Diğer tarafta da dediğimiz gibi burada kerkedi yani ilave ettik. 1 litre suyu ilave ettik. Bir çabuk tarçın, 4-5 tane karanfil, 2-3 dilim limon. Burada limon suyumuz da var. Tabii ki bu limon suyunu kendimiz yapmışız. O da çok güzeldi. Bu da yarım bardak da şekerdi. Bunları yanalak. Bunları yanaldıktan sonra güzel işlerimizi yapalım. Tabii ki çorbamızın soğanı yanmasın. Bunu da ocak üzerine alalım. Dedik 5 dakika sadece kerkediye tadını versin. Limon, tarçın, karanfil tadını versin. Ondan sonra güzel bir şekilde savunmaya bırakırız. Sonra sızarız. Burada gül suyumuz da var. Bir yemek kaşığı da gül suyu. Çok güzel yapar özün. Burada şimdi gelalım. Pirincimizi ekleyelim. Tabii ki Empire pirincidir. Çok güzeldi ve hafifti. Mideye de çok çok hafifti. Gördüğünüz gibi kasamızda bir pirinç kalmasın. Eskiden diyerdiler bir pirinçte 7 kulvalla var. Hatta ki bu kasanı yakamaya bırakandak ki içinde pirinç kalmasın. Bismillah. Suyunu ilave ettik. Kaynamaya bırakırız. Ne kadar kaynasa, ne kadar yumuşasa o kadar güzel olur. Pirinci bir aşamada karıştırıq. Kapağını örtəyin, ucunu açıq koyarıq ki coşmasın. Burada gördüğünüz gibi kerkediye şerbetini hazırladık. Diğer tarafta da güzel hazırladığımız balıktı. Balığın durumuna bir bakalım. Balığın durumu İnşallah iyiydi. Son dereceye koymuşuq. Güzel, açın bakın. Güzel güzel. Şimdiden başladı çırkıldamağa, sesi de gelir. O inşallah bizim sürede pişer. Görəsiz. Burada gördüğünüz gibi hazırladık şorbamızı, kerkediye şerbetimizi. Gelin şariyanı hazırlayalım. Şariyani önceden kerkedi yani diğer tarafa alak bir telefon bağlantısı var. Buyursun. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi berekatuhu. Mesela, buyurun. Sağ ol canım. Sağ ol. Size iyi sağ olsun. Ben de iyiyim inşallah. Elhamdülillah. Sağ ol Allah'tan memnunum canım. Ne demek boynumuzun borcu da hayatım. Ramazanım hayırlı olsun inşallah. Cümleten. Inşallah. Cümleten. Kimiyle görüştük? Fatma Annası, hoş geldin programımıza. Hı. Buyurun, ne ihtiyacı da var ise hizmetteyiz. Sağ ol, Allah razı olsun. Hayatım. İhtiyacım yoktu, biz hadiyetim tersi veriştim. Çok sağ ol, memnunum senden. Çok sağ ol, Allah'tan memnunum canım. Ne demek, boynumuzun borcudur. Taksir etmiyorsun. Hayatım. Taksir etmiyorsun, hatta şey ise bizim için çok memnunum. Allah razı olsun, canım san, hayatım. Allah'a emanet, sağ ol, canım. Teşekkür ederiz bizim ablamız Fatma Annası'na. Sonsuz teşekkürlerimiz, kucak dolusu sevgiler. Ki güzel güzel, sakin sakin konuşuruz. Allah razı olsun. Tabii ki sizlerin sayesinde de biz de buradayız. Siz var iken biz de varız. Sizin güzel sesleriniz, sizin güzel laflarınız, güzel dualarınız. İnşallah herkese nasip olur. Burada gördüğünüz gibi tavamızı ocağın üzerine aldık. Salatamızı hazırlayalım. İndi diyorlar, tavanı neden aldı? Acaba bu sebzeleri kızartacağı? Hayır. Burada gördüğünüz gibi 2 kaşık margarinimiz var. Tavaya aldık. İki kaşık margarini tavaya aldık. Bir şorbamıza bakalım.
Çorbamız güzel fıkır fıkır kaynar. En sonda bir miksardan geçip güzel kokusu da sanki amber pirincili çok güzel kokusu var. Yani bazı pirincilerin bakasan pişirdiği zaman böyle bir ağır kokusu var ama bunun çok güzel bir kokusu var. İnşallah tavsiye ederim size. Evvelden bir kilosunu alın. Bakın ne güzeldi. Ondan sonra alabilirsiniz. Ve bütün marketlerde de var. Ve Hacı Gazi'nin yanında da var. Oradan da toptan alanlar, başkaları. Oradan tek de satar. Oradan alabilirsiniz. Gel ağır. Margarinimizi erdik. Kerkediye de bir az karıştırak. Hatta ki güzel karışınsın. 5 dakika sonra ateşini kapatırız, rengini versin. Şekerini de ilave ettik, hatta şeker de erisin. Burada yağımız eriyince, tabii ki margarinle çok güzel olur. Bir küçük poşet, yani bir bardakça tel şariye. Tel şariye yani güzelce kızardırız. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Şariye normal kızartmalar kimin pirince ilave ederek o şekilde. Rengi altın rengine dönecek, güzel kızaracak. Ondan sonra savudurak onu güzel salatamıza ekleriz. Gördüğünüz gibi şariyemiz ne kadar güzel altın rengine dönse salatamız da o kadar ağzımıza güzel gelir. Tabii ki 2 kaşık margarin, 1 bardak şariye, 1,5 bardak su. Bir telefon bağlantısı var, buyursun. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Ahlan ve selam. Hoş geldin Nazlı Hanım. Hoş bulduk. Programın gülü. Dünen yorgun görünürdü. Sağ ol canım. Ha. Çok yorgunydım. Belliydi konuşmaktan. Bak bir gün ayrışkıl konuşursan canım benim. Yok, çok çok yorgunydım. Çok. Allah kuvvet versin hayatım canım. Wow, buyurun. Sen necesin? Valla sizi sormalı sizi. Her zaman sizlerin sesini alınca iyiyik. Çok iyiyik inşallah. Var olasın. Hayatım. Mene geldi sen de kullanırsan ambar pirinci benim kimin. Valla işte ne görüyorum. Valla zaten ben pirinci yemem. Ben bu pirinci çok sevdim. Empire şeker için iyi olduğu için çok güzeldi. Ben pirinci yemem zaten. Yok ben hoş bir sen ne kadar hoştu. Kasıtan bunu kurumam edemeden de. Kurumam edemeden de. Şimdi bu pirinci yap. Bak ne kadar güzeldi. Tavsiye ederim. Ha. Ondan sonra kurban aşı eden de daha da ayrı. Hayatım maşallah ağız damak dadığı çok aynen bizimki kiminde hayatım. Var ol hayatım sağ ol. Olsun. Ahli var olsun. Sağ ol canım. Ne de ihtiyacı varsa hizmette ayık Nazlı Hanım. Var olasın. O kerkedinin şerbetinden düven ettim ben. Vay sağ ol. Afiyet olsun. Büyük kar azmanı yedirem. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Var olasın. Hayatım sağ ol. Rahim. Bizimki oto oldu. Ataşın kapattık. Hayatım olsun. Sağ ol canım. Allah razı çok olsun. Çok memnuniyet. Allah'a emanet. Allah'a emanet. Allah sizlere de canım. Var. Var olasın. Evet, teşekkür ederim. Teşekkür ederiz Nazlı Hanım'a sonsuz teşekkürlerimiz. Zaten devamlı arkadaşımızdı. Bizim yemeklerden aynısını yapar. Ve her zaman da diğer yapmışan ellerine sağlık. Zaten Türkmen kadınları hepsi maharetlidir ve güzel yemekleri yaparlar. Ve inşallah buradan saygı salamlarımız, kucak dolusu sevgilerimiz kendine ulaşı. Buradan gördüğünüz gibi kerkediyeni söndürdük. Çorbamız kaynarı. Burada da şariyeni tamamen kızardık. Sonra suyunu ilave edek, hatta ki salatamızı katak, içine ilave edek. İnşallah biz burada dediğimiz kimin ne isterse havuz hazırız, hepsini güzel güzel seve seve yaparız. Burada gördüğünüz gibi pirinci yavaş yavaş açılmaya başladı. Burada tuzunu, burada önceden macisini ilave edek. Tabi ağzınız açık olsa, orası zaman olmasa bir tadına bakarsınız. Bir telefon bağlantısı var, buyursun. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ne de sen ne sabla hayatım. Sağ ol canım, size iyi sağ ol. Ben de iyiyim. Allah, Allah razı olsun. Kimiyle görüştük? Murat Nena, Suat Sivan. Baştan gözlerine Murat Anlası. Hoş geldin programımıza, buyurun. Sağ ol. Ne sabla bir şey olmadık. Bəli.
bir sualım var rahmetullah. Buyurun sorabilirsin hayatım. Zalabiyet tarifini istedim. O da emanimde bazı sorumluluğu çıkmıyor. Dedim yani sağ tarifi de olsun. İnşallah, inşallah kısmet olursa yarın yok bir gün inşallah bir güzel zalabiye edeceksiniz o için. İnşallah. İnşallah hayatım. Allah'tan memnun ol. Allah'tan memnun. Allah'a emanet. Sağ ol sizi de. Sağ ol, teşekkür ederiz ablamıza. Sonsuz teşekkürlerimiz ki programımıza katıldığı için. Buradan sesimizi kıstık çünkü bayağı görüntüsü var. Teşekkür ederiz ablamıza. Sonsuz teşekkürlerimiz programımıza katıldığı için. Saygı salamlar, kucak dolusu sevgiler kendine ve ailesine. Bizden zelabiye tarifini istedi. Zaten zelabiye bizim yöresel tatlılardan biridir. Her zaman özellikle Ramazan'da lokma tatlısı zelabiye sofralardan eksik olmaz. Ve bütün misafir geldiğinde ikramdan eksik olmaz. Çünkü yöresel yemek olduğu için o basitti de ve çok teklifsizdi de. Zaten her Ramazan diyarık. Önceden şerbetuzu büyük bidonda elavun, sağlık olsun buzdolabında. Zaten biz bir büyük bidon yapmışız, rahatız. Her zaman şerbeti de bir bardak su, bir bardak şeker, bir az limon, onu güzel bir şekilde cam kavanozlara koyarız. Hatta ki bozulmasın. Aldığımızdan yavaş yavaş istediğimize göre aldık. Ondan sonra güzel şerbetimizi yaparız. Bir telefon bağlantısı var, buyursun. Buyurun. Alo? Alo buyurun. Alo? Alo buyurun. Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuh. Aziyetim sana mı yansıyor? Ne yaptın? Hayatım san. Kimiyle görüştük? Alo? Sanırsam hattan düştü ablamız. Teşekkür ederiz kendisine. Bize sadece dedi salam vermek istedim. Allah razı olsun. Saygı salamlarımız, kucak dolusu sevgilerimiz kendisine. Burada şariyemizi koyarız, güzel suyunu çeksin. Ondan sonra bizim burada sosumuz var. Sosumuzu hazırlayalım. Kasamızı getirelim. Zalatamız için burada gördüğünüz gibi domates var, havuç var, maydanoz var. Yeşil biber var, onun yanında dereotumuz var, onun yanında narımız var ve baharatıysa da tuzdan karabiberdir. Burada gelin bir limonu sıkmışız, orijinal limondu. Onun yanında zeytinyağımızdı, zeytinyağını da aldık. Bir de nar ekşimizdi, nar ekşini spartayla alalım. Çünkü hatta ki güzel çıksın. Onu güzel bir şekilde temiz temiz alalım. Bu şekilde. Bir telefon bağlantısı var buyursan. Buyurun. Alo. Alo buyurun. Selamünaleyküm ve şabla. Ve aleykümselam ve rahmetullah berekatuhu. Sağ ol canım. Size iyi sazmen de yiyeyim. Buyurun. Neyse. Ramazanınız mübarek olsun. Sağ ol. Sizu da hayatım. Sizu da canım. Kiminle görüştük? Benim Duz Kurumatım. Baştan gözlerine derin hanım. Hoş geldin programımıza. Çok hayretim. Sersi yeşilim valla ne şabla. Vay canım. Ben de sevindim sağ sözü duydum. Amin. Sizu da inşallah. Hayatım son derin. Rahmetin Neşabla bir sualım var. Bəli, buyurun. Kek yedirəm. Bəli. Keki pişirəm sinirdə. Hə. Şişiri. Çıxardırım sinirdən əni. Nəçin? Sən fırını öncədən yandırırsan. Hə. İşte o qələtdir. İndi anladıram sənə derin hanım. İndi anladıram canım. İnşallah bu sefer yaptığı da güzel bir kek yapasan bize de dua edesen. Teşekkür ederiz bizim ablamız Derin Hanım'a sonsuz teşekkürlerimiz. Ki programımıza katıldı. Bir kek yaparım. Buradan önceden saygı salamlarımız, kucak dolusu sevgilerimiz kendisine. Burada şariyemiz yanmasın.
Ocak dostu, sevgiler ve öpüşücüklerimiz kendine ve bütün düz halkına ki bizim programımızı izleyenlere. Çorbamızın macisini ilave ettik. Biraz da tuz ekleyek. Suyunu da bir miktar daha sıcak su ilave edek. Bismillah. Hatta ki güzel kaynasın. Suyumuzu da sıcak edek. Çünkü ihtiyacımız olur. Çorba bilirsiniz. Pirinç çorbası özellikle çok su şey eder. Her zaman yemek edende sıcak suyumuz hazır olması lazım. Bir daha karışalım. Bir telefon bağlantısı daha var. Buyursun. Buyurun. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi berekat. Kimiyle görüşürüm? Ben Rızvan, Zahra ile. Baştan gözlerine Zahra Hanım. Hoş geldin programımıza. Buyurun. Ramazan'a mübarek olsun. Hayırlı Ramazan olsun. Sağ ol canım, sizinle beraber hayatım. Buyurun Zahra Hanım. Zahmet olmazsa, çok beni tarifle. İyidirem, şey yatıram, inşallah olmaz. İnşallah, indi açıklarım sağ ol. Çok güzel bir şey. Köpme hamiri zaten dünen ettik, o çok basitti. İstese onu da yapabilirsen, indi açıklarım sağ ol. Hayatım. Memnun olmam. Allah'tan memnunum Zahra Hanım. Teşekkür ederiz ablamız Zahra Hanım'a sonsuz teşekkürlerimiz. Ki bizim programımıza katıldı. Zaten Duz'dan ayrı o bütün Duz halkına saygı salamlar, kucak dolusu sevgiler. Zahra Hanım diri, ben köpme yapıram imşak olur. Zaten birinci imşak olmağı belki de en güzelin yapsan. Elbette yani bir suçu yok ama pişirmağın doğru var. Pişirmağın dedik her zaman orta ateşte. Yani yağız orta kıssın, ondan sonra hafif ateşe. Atın özünü hafif ateşte kavurun. Yani böyle atın gelin gidin karıştırın. Zaman sürer kadı yok ama içine kadar pişer. O şekilde yapsa o güzel olur. Ve inşallah bu sefer yapasan güzel yapasan. O bir de bizim küçük ablamız Derin Hanım. Dedi keki yapıran fırından çıkartın. Bir telefon bağlantısı var buyursun. Buyurun. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi berekatuhu. Buyurun kimiyle görüşürüm? Ben Deniz Erbil'den. Baştan gözlerine Deniz Hanım. Hoş geldin programımıza. Buyurun. Ramazan'ı berek olsun Neşe abla. Sağ ol canım. Sizlerin de inşallah. Bütün Erbil halkının. Buyurun. Neşe abla zahmetsiz bir sualim var idi. Bəli buyurun sorabilsen hayatım. Zahmetsiz takla kaynatmasını kendine mi alır? He. Kaynatırsa o yüzden kaynamır. Sebebi nedir? Yani 3 saatte koyulamazdı kaynamır. He. Neden? Belki takla o iyisi dergi koyanda o yüzden. Onu koyduğu da bir mecmua kaynattı o yüzden. Ha ha. İndi açıklarım sağ ol Deniz Hanım. Zahmetsiz. Hayatım san. İndi açıklarım canım. Teşekkür ederek bizim ablamıza, Deniz Hanım'a sonsuz teşekkürlerimiz kendisine ve bütün Erbil halkına. Buradan saygı, salamlar, kucak dolusu sevgiler, hayırlı Ramazanlar dilerim. Burada şerbetimizi de güzelce sızdık. Bunu da yan koyak sağ olsun. Sonra ikram bardaklarını aldık. Ablamız paklarını attığımda kaynırı pişmir. Pakla daş da olsa, ben sana bir yöntem veririm, çok güzel pişer. Hiç düdüklü kazan yani buhar kazanına da ihtiyacı olmaz. Paklanı çıkartı, bırak erisin. Eridikten sonra bunu ibit. İbittikten sonra içine bir paket kabartma tozu. İlave ile mesela gün orta açısa sabahtan hazırlıyorsun. Sonra suyunu sız, pek temiz yaka. Onun üzerine çıkana kadar suyun koy. İçine bir metal kaşık. Metal kaşık dediğimiz mesela İstil kaşık, bu kaşıklar kimin bir tane, içine at. Bu ne yapar? İçinde çok sıcaklık yapar. Kuru, kuru yemişler, nohut olsun, takla olsun, fasulye olsun. Hiç fasulye ben ibitmem. Bir kaşık koyduğu zaman içinde hararatı çok olur. O ne olur? Güzel bir şekilde pişer. Bunu attı ocağın üzerine, önceden full ateşte aç. Üzerine çıkan köpükleri al.
Sonra da ataşın hafif ele, kapağını bir kenardan açık koy, bırak keyfine göre pişsin. Ondan sonra inşallah lokum gibi görürsen özün ve dua edersen bizim için. Afiyet olsun yaptıysa o da. Ve Derin Hanım'ın da kekini dedik. Keki her zaman ne kadar savukat, yumurtasıdır, sütüdür, yağıdır, şekeridir, unudur, üst üste hepsini bir anda çırptı, kabuğu yakladı, kek hamurunu döktü içine, fırını o anda aç. Fırını önceden hiç açma onu. O anda açın, keki orta kısma, fırının orta kısmına koyun. Sadece altını açın, yukarını açma onu, sadece altını. Altını açtığı da tamamen köper, en azından bir saat ocakta kalı. O bir saat ocakta kalınca, fırında kalınca, bazen üstü de özünden kızarı, bazen icap eder üstünü kızarasan. Fırını da hiç açma, işine de güzel bak, 150 derecede fırını aç. Bu sefer yapasan inşallah telefonu bekler Derin Hanım diyesen keki yaptım çok güzel oldu. O yaptıysa o da diyerek afiyet olsun. Buradan gördüğünüz gibi çorbamızda sadece miksarı kaldı. Miksara vurduktan sonra üzerine maydanozunu ilave ederek. Zaten Empire pirinci çok güzeldi. Burada da şariyamız güzel bir şekilde kızardı gördüğünüz gibi. Gelin şerbetimizi de güzel bir şekilde sızdık. Bakalım fırında balığımızın durumu nerede? Maşallah, maşallah çok güzel pişmek üzereydi. O zaten de ne kadar kalsa hafif ateşte, biz zaten ağır ateşi açmışız. Hafif ateşte çok güzel kızarı, çok güzel pişer. Biz burada zamanımız dar olduğu için işte hızlı ateşte pişiririz o yüzden. Gelin salatamıza. Salatamızın şariyasını şuraya alağın tavadan, hatta ki sausun hızlı bir şekilde serağın özün. Savudıktan sonra kalan malzemesini ekleriz. Bir telefon bağlantısı var buyursan, buyurun. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi berekatuhu. Buyurun kimiyle görüşürüm? Ahmet Anası, Bağdat yolundan. Baştan gözler Ahmet Anası. Buyurun. Ne desin, neç efendim, neysen? Sağ ol canım. Siz iyisi az, ben de iyiyim Ahmet Anası. Vallahi. Sağ ol, ama sana hoş geldin. Amin. Cümlemizin hayatımsan. Buyurun. Sağ ol, neç efendim, Ahmet Anası, tavuk tükkasın diyeden. Tavuk tükkasın. Tavuk tükkası fırında. Yani inşallah. İndi açıklarım sağ için. Canım, sağ olun, hayatımsan. Allah'a emanet. Teşekkür ederek bizim ablamız Ahmet Anası'na saygı salamlar, kucak dostu sevgiler kendine ve ailesine ve aramızda hayırlı olsun diyerek ve bütün Bağdat yolu halkına şu anda yayında oturanlara saygı salamlar, kucak dostu sevgiler. Buradan ablamız bizden tikke istedi yani şiş, tavuk şiş. Onu ne şekilde yapasan? Tavuğu tabii köstü, köskleri iri iri doğrasan. Bunu temiz yakadı, mesela bir az sirkeli suda bekletse o daha güzel olur. Bir yarım saat, bir büyük tabağa bunun kadar yarım bardak beyaz sirke var ise ilave ile herhangi sirke olsa beyaz da olmadı. Bunu güzel oya atıp o sirkeli suda, ondan sonra sız özü. Sızdıktan sonra bir sos yap. İndi ben nece bu sosu bir kasada yaptım. Sen de bir derin kasada iki kaşık yoğurt, bir kaşık salça, bir telefon bağlantısı var buyursun. Buyurun. Selam aleyküm. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Bu ses bana yabancı değil. Kimdi? Buyurun. Merhaba küçük Muhammed. Ay canım. Muhammed ne etsen oruçsan? Ha. Hayatım. Tabak orucusan yok kamil oruçsan. Tabak orucu. Oy hayatım. Allah kabul etsin inşallah canım. Gelen seneye inşallah kuvvetli olursan, orucu olursan hayatım. Buyurun Muhammed. Ramazan'ın hayırlı olsun. Amin. Cümlemizin, sizlerin de Muhammed canım. Sağ olasın. Ne yemeği canı çakir indi? Aç koyuplar İstedim. Sana. Ha? İstedim selasın sevmeyi. Vay canım, hayatım. Ben de sesi işittim bak bana yabancı gelmedi. Çünkü sesi o kulağımdaydı hayatım. Ha, sağ olun. Buyurun. Bir sorum var idi. Bir soru sor hayatım. Buyurun Muhammed Bey. Ben
böyle bir antike şerbet sıramıyorsunuz. Antike şerbet? Ha. İnşallah. Ne seviyorsan ki antike ona göre yapım, Muhammed. Melavan. Melavan. Çilek seviyorsan, faravla? Ha. İnşallah. İnşallah bir güzel basit çilek yaparım. O faydalı da Allah'ın izniyle. Yok. Hayatım sen. Hayatım biz de buradan hapsının adına da sana salam ederiz. Hapımız kucak dostu sevgiler Muhammed. Saygı salamlarım, kucak dostu sevgilerim. Bizim devamlı minik bir küçük Muhammed'imiz var. Saygı salamlar, kucak dostu sevgiler kendisine ve ailesine. O kocaman öpüşeceklerim Muhammed. İnşallah seneye oruç olursan, tabak orucu dediğimiz yarım oruçtu. İnşallah gelen seneye güçlenirsen, daha güzel oruç olursan. O biz senin için inşallah gelende bir güzel şerbet yedirik, içecek. O da çilekli. Burada sosumuzu gördüğünüz gibi limon suyu, güzel zeytinyağı karıştırdık. Karabiber ve tuzumuzu ekledik. Gelin malzemelerimize. Burada gördüğünüz gibi havucumuz var. Rendelenmiş 2 adet havuçtu. Bir büyük boyut biberdi, yeşil biber, tatlı biber. Bunu da güzel hurda doğramışız. Burada bir kasa domatesdi, onu da küp küp doğramışız. Burada da maydanozumuzdu. Ve bir de dereotumuzdu. Dereotumuzu da ekleyek. Dereotu biraz fazla koydum bunun üstü için. Ayırak. Narımız da var. Tabii ki bu zalatanın güzelliği nardandı. Tabaklarımızı yanalak. Bunu harmaniye önceden. Sonra da şariyası tamamen sağolsun. Şariya. Çünkü şariyanı sıcak koyarsak, tel şariyadı. Sıcak koyarsak sebzeleri İmşatı, güzel lezzet kalmaz. Biz istirik çıtır çıtır her zaman salata taze çıtır olmasa olmaz. Burada şariyamız da sağolsun. Zaten biraz sağudu da sosumuzu, şariyamızı sonradan ilave edip güzel ikram tabakını aldık. Tabakları yanalak. Tezgahımızı bir güzelce temizleyek, hatta gücü alak ki güzel tariflerimizi güzel sizler için açıklayalım. Balığımız fırındadı. Tabii ki çorbamız da hazır oldu. Çorbamızın da hazır ettik. Güzel karıştırak bir aşamada. Bir az su ister. Tuzunu da et suyunu da ilave etmişiz. Suyumuz da tabii ki kaynadı. Sıcaktı. Bismillah. Bir telefon bağlantısı var buyursun. Buyurun. Alo. Alo buyurun. Abbas Tuz'dan. Efendim. Ramazan'ın mübarek olsun. Sağ ol. Kimiyle görüştün? Abbas. Abbas Bey. Necesin? İyisin inşallah. İyiyim. İnşallah. Allah iyi etsin canım Abbas. Abla şey sualım var. Yalmak istersin ne oğlum? Yarma kiftesi? He? Burgul yarma yoksa yarma bas? Burgul yarma. İnşallah indi açıklarım. Allah'ın izniyle. Abba sen yapacaksan. Oğlum abla durdun edesen özür. Hatta göre. Yaparım canım. Baştan gözlerine Abbas. Bas sen yeter ki iste. Canım. Olursan bir gün. Teşekkür ederiz. Abbas Bey'e, küçük Abbas'a bizi Tuz'dan ağrı buradan saygı salamlarımız, kucak dostu sevgilerimiz Abbas'a ve bütün ailesine ve kocaman öpüşücüklerimiz Abbas'a bizden kifte istedi. Kiftani inşallah diri yap, tarifini istemedi dedi yap bizim için. Bir gün yaparız onu da güzel bir şekilde Allah'ın izniyle. Buradan saygı salamlarımız bütün Tuz halkına. Burada gel ağın, sayarımızı yukarı al ağın. Çünkü biraz ulaşmıyor. Bismillah. Sanırsam burası. Gör.
gördüğünüz gibi pirinci de pişti. Güzelce bir blenderden geçir, daha güzel rengini alsın. Sonra maydanoz suyuyla. Burada tamam. Bu kadar yeter. Tabağımızı şey alak. Ocağımızın da ateşini tabii ki hafiflettirmişiz. Bir daha ocağa alak. Çorbamız da hazır oldu. Burada maydanozunu ilave ederiz. Bu şekilde. Çorbamız da hazır oldu. Salatamız da hazırladık tabii ki. Şariyamız da sağladı. Şariyanı da ilave edek. Tabii şariye de tereyağında çok güzel olur bu salatada. Çok güzel, faydalıdır. İnan ki bunu bir sefer yap, sağız idman olursunuz. Çünkü çok güzel lezzeti var. Sosumuzu da ilave edek. Bismillah. Hatta iyice çeksin. Burada diyebilirim bitirdik. Salatanı. Tabii ki şerbetimiz de güzel güzel savmaya devam ederim. Bir bakalım. Güzelce karıştırak. Bismillah. Hatta iyi sağ olsun. Bunu güzel buzdan ikram bardaklarını aldık. O inşallah sizler de yaparsınız. Salatamız da hazır oldu. Sadece ikram tabakını alıp güzel bir şekilde. Tabii ki bu bir ürün yemek de olur rejim edenler için. Çünkü içinde de şariye bayağı neşeviyatı gitti. Güzel kızarttı özün. Ne kadar güzel kızartsa olsun o kadar güzel olur. Çünkü şimdi domatesin suyu, sosun suyu şariye getirdiğinde güzel açılır. Rengi bile açılır ve güzel olur. Gördüğünüz gibi salatamız da hazır. Tezgahımızı silahım. Sanırsam bunun altı, ha biraz açalım. Maydanozu koyduk, hem de su ilave ettik. Gördüğünüz gibi salatamız hazır. Fırında balığımız hazır. Çorbamız da hazır oldu. Bir bakak tekrardan balığa. Maşallah gördüğünüz gibi çıtır çıtır kızarı ve inşallah da güzel bir şipti. Tavsiye ederim bu şekilde eyva balığını tavsiye ederim. Çünkü ananası da yapmışız zamanında ama bu eyvalıdır. Eyvanın da bayağı faydası var ve şifalıdır. Ve inşallah hapuz razı olasın. Bakalım çorbamıza. Çorbamız da güzel bir kıvamda, tam istediğimiz kıvamda. Empire pirincidir. Bunu herkes yiyebilir. Şeker hastası. Herkes yiyebilir özünü. Diyette olan da yiyebilir. Tavsiye ederim. Değerli aziz seyirciler, kısa bir aramız geldi. Kısa bir aranın ardından kaldığımız yerden devam ederek Allah'ın izniyle. Değerli aziz seyirciler, kısa bir aranın ardından kaldığımız yerden devam ederek Allah'ın izniyle. Gördüğünüz gibi yemekler hazır oldu. Servis tabakını aldık. Balığımızı da fırından alalım. Bismillah. Gördüğünüz gibi lale gibi kızarmış. Çok güzel. Sosunun bir kokusu var. Domatesin, eyvanın kokusu. İnan ki burada olan dayanamaz. Çok güzel, çok harika olmuş. Umarım ki sizler de yaparsınız. Gördüğünüz gibi hayvanın da çok tatlıdır, çok faydası var. Ve bir tavsiyem, hafif doğramayın. Gördüğünüz gibi boyutunu ne kadar kalın doğradım. Yani bir hayvanı üç yere bölün. Çünkü hafif olarsa kurur, yanar, tepsiye yapışır. Ben her zaman hazırladığım sebzeli balıklar, her ne tavuk ise
iri-iri doğrarım. Güzel bak, hem kızarıp, hem aldığı da böyle suludur. Ve inşallah sizler de bunları yaparsınız. Gördüğünüz gibi balığımız da çok tazeydi. Hemen pişti içine kadar eminim. Burada şorbamız da güzel. Dediğimiz gibi Empire pirincinden yaptık. Kokusuna dayanılmaz ve faydalı bir çorbadı. Mideye de serindi. Umarım ki sizler de bu pirinci evinize koyarsınız. Önceden bir kilosunu alın. Bakın ne kadar dua edersiniz. Çünkü dediğimiz gibi şeker hastası da ve diyette olan da yiyebilir. Rahat rahat. Bizde zaten Ramazan'dı. Pirinçler, çorbalar ihtiyacımız var. Ve bizde bu pirinci unutmayalım. Onun yanında salatamız da gördüğünüz gibi hazırdı. Ve bir de içecekimiz güzel bir içecekti. Kerkediye, kerkediye çok faydalıdır. Bu sefer Ramazan olduğu için gül suyu koku sofrada olsun diye, faydalı olsun diye zencefil, karanfil ve bir de çabuk tarçın ilave ettik limonla beraber. Çok fazla kaynatmayarak 5 dakika. Çünkü 7 dakikadan fazla kaynarsa içindeki halka limonlar acı yapar özüm. O güzel bir şekilde gördüğünüz gibi rengi de çok iştahlıdır. O inşallah içenlere diyerek afiyet olsun. O buradan bir daha tekrardan teşekkür ederek Empire Şerike Pirincine, Hacı Gazi'ye ki bize destek oldu, programımızı destekledi. O inşallah Allah bol rızıklar ve sağlık ve sıhhat ve afiyet versin. O inşallah bunun ürününü alan sütler de var. Ürününü alan hiç zarar etmez. Değerli aziz seyirciler, buradan bütün kadire, müdire, herkese saygı selamlar. Çünkü onların sayesinde sizlerden. Bugünün programı bu kadar. İnşallah yarın gene de Allah kısmet ederse sizlerden. Burada ne diyebilirim? Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.